Herkese merhaba, günaydın arkadaşlar. Bay bay yapıyor da kardeşine. Evet, ailece okula gidiyoruz. Ben doktora gidiyorum arkadaşlar. İhmal etmiştim ya kan tahlilleri. Şemsiyen gelecek kızım. Çocuklara da çok güzel şemsiye aldım. Dün sipariş verdim, onlar gelecek de onu soruyor Mira Linda. Ya Mira, oynarsınız. Ben kelebekçi şemsiye istiyor. Hayır, ama bak yağmurlar yağmaya başlayınca evet. Şemsiye istiyor. Evet. Çok akıllı. Hadi bakalım, Mira'yı okula bırakacağız. Ben de oradan kan tahlili vereceğim. Anneciğim, Aslan daha okula başlamadı ki. Onun da 2 senesi var. Sonra beraber gideceksiniz. Bu arada biz de okula geldik. Görüşürüz bebeğim. Bay bay anne. Görüşürüz. İyi dersler, iyi eğlenceler. Evet, niye doktora gidiyorum ben arkadaşlar? Şimdi bilmeyenleriniz vardır belki. Çok uzun bir süredir bu kan tahlilini erteliyorum. Bayağıdır da ben kanımı vermiyordum. Aslında ara ara böyle kanınızı verip baktırmak bence önemli. İhmal ettiğim için artık daha da kötü duruma geldim yani. Dün ben hiç kalkamadım, biliyor musunuz? Öyle kötüydüm ki. Caner diyor hadi kalk. Hadi diyor gel dışarı çıkalım, biraz açıl. Yok diyorum, canım istemiyor bir de yani. Yani içimden gelmiyor. Hep böyle uzanmak istiyorum. Ya bir de Tuğba çok etrafında olup biteni çok fazla kafaya takıyor Tuğba. Evet. Yani mesela dün şey vardı, bir Filistin saldırısı vardı mesela. Hastanede çocuklar falan, onları gördü fotoğraflarını. Ondan da etkilendi. Ya ona da Filistin'de büyük geçmiş olsun diyoruz. Evet, hani yani dualarımız da orayla. Yani masum insanların böyle savaşta zarar görmesi gerçekten bizi de etkiliyor ama Tuğba'yı daha fazla etkiliyor. O yüzden de birazcık moralim bozuk olabilir. Onun da bir etkisi, onun da bir etkisi var yani. Hiç, hiçbir şey yapasım gelmedi gerçekten. Elime kamerayı bile almadım. Bırakın yataktan kalkamadım yani. Mesela yorumlarda da sen mesela olumsuz bir şey görürsen mesela ona da canın sıkılıyor biraz. Evet. Hani mesela Tuğba'ya bir ne kadar cimrisin, bir ne kadar çok para harcıyorsun. Artık Tuğba hangisi olduğunu şaşırdı. Aynen, ben hangisisiyim arkadaşlar? Hangisisiyim yalnız? Yani gerçekten böyle bu sosyal medyada, sosyal mecrada sadece bana değil. Yani bütün influencer, bütün youtuber arkadaşlarıma da bu tarz yorumlar geliyor. Ben cimri miyim? Müsrif miyim? Yani onun dışında farklı şeyler de var tabii ki de. Ben de anlayamadım ne olduğumu. O bezi yıkamışsın ya mesela. Ha mesela ben bez almıştım. Yüzey temizleyici, yani temizlik bezi almıştım. Dedim ki hani hemen kullanıp atmıyorum yani. İkinci defa da yıkayıp kullanıyorum. Çünkü o sırada daha silinecek dolaplar var. Suyun altında bir su tutuyorum. Devam ediyorum. Ne anlamı varmış o bezin ikinci defa da kullanıldığında? Bu sefer desem ki kullan at bezi. Hani direkt birinci kullanımda atın desem. Bu sefer ne kadar müsrifsin diyecekler. Başkalarının görmek istediği bir hayatı da yaşamıyorum. Ben hayatımda ne oluyorsa, ne bitiyorsa ben size onu yansıtıyorum arkadaşlar. Şunu görmek istiyor izleyiciler diye ben onu göstermeye çalışmıyorum, çabalamıyorum. Hayatımda ne varsa, ne yapıyorsam ben size onu gösteriyorum. Çocuklara kıyafet alıyorum, ne kadar çok kıyafet alıyorsun da diyenler de var. Ama Miral'in de okula gidiyor ya, 3-4 kere günde kıyafet değiştiriyor. Aslan deseniz aslan da öyle. Çok çabuk üzerini ıslatıyor, kirletiyor. O yüzden de alıyorum yani arkadaşlar. Gerçekten böyle şeyleri de yani konuşmak da hiç istemiyorum aslında. Biliyorsunuz ama bazen de şey konuşmak yazmış. Gerekiyor. Bir de Tuba, biri şey yazmış. Komşumun evi çöpe mi döndü? Sen de komşumun yolunda ilerliyorsun demiş bir de Tuba. Ona da birazcık evet ya ben günde 5 kere bile de yapıyor Tuğba. Hani ayakkabıyla giriyor ya çocuklar bazen, hani kış bahçesine. İçeriye değil, kış bahçesine bazen ayakkabıyla girebiliyor. Müsaade ediyoruz ama Tuğba oraya günde 5 kere, 6 kere bile de tutuyor arkadaşlar. Yani evet ya, Tuğba'nın üzerine titizlik tanımıyorum ya ben. Tuğba'ya titizlik dışında her şey diyebilirsiniz eleştiri açısından ama temizlik açısından Tuğba'ya hiçbir şey diyemeyiz yani. Çok temizliği çok düşkündür. Temizliğini sürekli yapar. Evet, ihmal etmem temizliği. Mesela dün kötüydüm ama akşama doğru çocukların kıyafetleri vardı, katlanacak, onları hallettim. Ya bir şekilde yetişmeye çalışıyorum arkadaşlar. Velhasıl kelam, etrafımda olan şeylerden, haberlerden etkileniyorum. Ya bu da benim elimde olan bir şey değil yani. Hani keşke olabilse de, keşke hiçbir şeyi kafamıza takmayabilsek ama İnsanoğlu işte bir şekilde bir takıyor kafasına. O yüzden de böyle hastalıklar ortaya çıkıyor.
Bakalım şimdi doktora geldik. Kan tahlilimi vereyim. Umarım bütün değerler iyi çıkar. Bilmiyorum da hiç de iyi hissetmiyorum kendimi ama bir geldik verelim bakalım. Sonucu büyük ihtimalle bugün de çıkmayabilir. Hani bir iki günü bulabilir. Kanımı verdim arkadaşlar. Bir iki güne kadar da çıkarmış. Bakalım sonuçları bekleyeceğiz. Böyle hem hormon için baktılar Caner. Hem de böyle genel bir kan tahlili verdim. B12'mi de merak ediyordum. Bakalım sonuç ne çıkacak? Şimdi kahvaltı yapmaya geldik. Caner'in mekanı, çocukluk mekanı. Çocukluğumdan beri buraya gelirim. Bu fırına geldik işte. Çay ama kahvaltı içeri. Bitti bile. Kahvaltımız bitti bile. Bir de sizinle dertleştim ya. Biraz iyi geldi arkadaşlar. Hadi ya. Kendime geldim. Evet. Anlattı daha, her şeyi dertleşti. Dur daha dertleşiriz biz evde. Gün uzun. Kahvaltıdan sonra sebze almaya geldik, etlerimizi almaya geldik. Brokoli bayağıdır yapmıyordum. Yeni çıktı herhalde brokoliler de. Baksanıza Mira buna bayılıyor. Çiğ bile yiyor brokoliyi. Alayım. Bu büyük mü ya? Şu daha iyi sanki. Çok güzel. Neyse bunu alayım ben. Çilek aldım. Çileği de çok seviyorlar. Şöyle gel bakalım. O kadar da güzel ki taze gelmiş daha yeni. Sabah saati dolduğu için hep sebzeler falan taze taze böyle beni al beni al diyor yani. Ispanak var 30 liraymış kilosu. Karnabahar var. Çok sevmiyorum ben karnabaharı. Kereviz. Aha kereviz de alayım. Yaparım çünkü evde bir şey kalmadı. Onlar da tazecik böyle. Aşkım baksana şunların tazeliğine. Gerçekten kadar... bu marketin şeyleri, meyve sebzesi çok taze oluyor ama biraz pahalı oluyor tabii. Evet birazcık pahalı oluyor ama taptaze oluyor. Bir de etleri görmen lazımdı. Canım, her şeyi çok güzel oluyor. Her şey çok güzel oluyor. Etlerine de çiftlikleri varmış. Kendi çiftliklerinden. Onu söylüyorduk var. Zaten biz. Aynen evet. Çiftlikten geliyor yani etleri de. Böyle cam mekana böyle etleri dizmişler. Öyle temiz, öyle güzel görünüyor ki. Hani oradaki sebzelerin hepsini alasım geldi yani. Çileğe bakın ya yapma çilek. Gibi. Aslında mevsimi de tam değil galiba ama yani görünce dayanamadım aldım arkadaşlar. Bu mesela yumurtalar da çiftlikten geliyor. Kendi tavukları var. Sonra şöyle geçen ben dün hatta bulgur pilavı yaptım. Böyle şehriyeli bulgur pilavı aldım bu defa. Turp aldım. Baksanıza öyle güzel dizmişler ki oraya Caner görmen lazımdı. Yaparız akşama. Ben şöyle şöyle. Güzel oluyor. Mantı aldım. Kendi ellerimle doldurdum mantıyı. Buzluğa tonu da erimesin. Evet açıktan aldım böyle. İşte kıymamızı aldık. 2 kilo kıyma aldıysak bugün ne yaparız? Tabii ki ne yani ne sen söyle anne. Pide. Yanına da şu var. Aa, roka aldıysa zaten pide geliyor demektir. Evet. Tuğba çok seviyor. Çok seviyor. Limon aldım. Bir tane nar aldım. Sonra demeyin niye meyveler az az alıyorum diye. Tadını da bilmiyorum şimdi. Acı mıdır? Tatlı mıdır? Acı değil. Ekşi mi tatlı mı? Ha ekşi mi? Ekşi bilemedim o yüzden dedim çocuklar. Bak Tuba enerjisi nasıl yerine geldi? Biraz dertleşti videoda da. Evet. Aynen. Dertleşti. Bak brokoli. Şimdi ne zamanı bunların anne? Onlar kış sebzesi. Değil evet. mi? Mira bunları çiğ çiğ yiyordu hatırlıyor musun evet. Caner? Aslan da verir. Daha aslan hiç yemedi değil mi brokoli? Yemedi. Daha aslan yemedi. Yemedi. Bakalım. Kereviz aldım. Biber aldım. Şöyle. Patates, işte havuç. Böyle sarımsak yoktu aldım. Soğan. Baksana minik minik. Dolma biberlerin güzelliği. Benim de orada dolma biberim var. Bir de bu arada kanım verdin mi? Verdim verdim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi değil. Tuğba sürekli yatmak istiyor. Kahvaltıyı birazcık yapıyor, yatıyor. Eli tutmuyor yani. Canı iş yapmak istemiyor tabii. Aynen. Enerjisi bayağı düşük. Dedim kızım git bir an önce bir kanına baktır. Kanımı düşük. Olur çünkü gençlerde oluyor kan düşüklüğü. İnşallah iyi gelecek. İlaç verir belki. Tuğba bugün siz gittiniz alışverişe ama öbür pazara da gidelim bizim Özkanlar Sosyete Pazarı. Sosyete Pazarı var bugün de. Annemin evinde eksikler varmış. Tencere. Ne eksik? Bıçak yok, tava yok. Ondan evet. sonra ufak tefek bir şeyler lazım. Olur gidelim. Bir de ales yastık kılıfı da yok. Onu yani. Aldım ben. Aldım. Ha. Tamam. Onu güzel bir yerden aldım. Yani pazardan almadım. İyi bir yerden. Çünkü sürekli kullanılacak ya. Yani. İyisi İlk olsun tamam. dedim. Gezeriz. Mira da okulda zaten biliyorsunuz. Aslan da şu anda uyuyor. Uyansın. Epide işleri geldiğiniz zaman mı yapalım? Hazırız. Zaten kolay hazırlanır. Evet bir şey yok. Domates, soğan bir şey yok. Aynen o zaman öyle. O zaman biz çıkalım ya. Değil mi? Hadi dün evden çıkmadım. Gerçekten hem bu olaylara çok fazla üzüldüm ben. Sürekli yattın dün. O yüzden hiç başımı kaldıramadım. Bugün de kendimi toparladım yani. Bir de şeyde bu Twitter'da çok fazla
Videolar vardı Tuba, onları izleyince böyle Twitter oldu. Ben Twitter açtım kendime. Hiç kullanmam. Hani Twitter açtım, orada da sansürsüz videolar yayınlanıyor. Onları izledim. Caner diyor artık izleme, bak kötü olacaksın. O zaman bunları dolaba yerleştirelim. Evden çıkalım. Ne dersin aşkım? Tamam. Ama aslan uyuyor, bir uyansın. Ha, aslan uyuyor şu anda. O uyansın. Bir de hava dün yağmurluydu, kapalıydı. Bugün güneşimiz açtı. Güneşten enerjimizi İzmir'in havası bu. İzmir'in havası. Bir gün montla... Bak böyle yaptın ya şimdi. Bir kere daha öyle yapmıştın. Bak gene Tuğba ona da biraz üzülmüştü. Aa, kaşınıyor. Videoda burnunu karıştırın diyorlar. Hayır. Tuğba burnunu kaşın... Böyle yaptım. Burnumu mu karıştırdım şimdi? Ama öyle yazmışlar işte. Onu söyleyeyim şimdi, gene demesin sonra birisi. Ben yine kaşınıyor. Böyle buraları. Caner'e bakma, kavga edersiniz öyle olursa. Ha, Caner'e baktım. Eyvah. Kavga etmeyelim lütfen. Aslan sen ne yiyorsun? Sizi bekleyeseye kadar BİM'e gittik. Evet, markette yakın olunca. Evet, hemen süt dilimi çok seviyor ya. Biz de çıktık, bebeğim. Pazara Hadi. Gidiyoruz. Caner'le Aslan parkta, biz de annemle pazara geçiyoruz şimdi. Bu arada sadece dün yağmur yağdı, öyle de soğuktu ki dün. Bugün ise çok sıcak. Anneme bakın. İzmir'in havasına güvenmeyin diye bir laf var. Evet. Öyle yani İzmir. O kadar şu anda çok güzel hava. Herkes kışlıkları çıkarttı, yazlıkları kaldırdı. Şimdi yazlıklar yeniden çıkacak. Yani böyle nereden geçeceğiz? İleriden mi? Birkaç gün böyle sıcak olacakmış. Hem de bayağıca bir. Belki biz de son kez bir denize gideriz, bilmiyorum, bakalım. Caner'in gittiği yere mi gitmek istiyor? Yok ya, Foça'ya gitti o da. Biz hani alışmışız Özdere'nin denizine ya. Kumlu orası, evet. Kumlu var, çok güzel. Hem de denizi çok güzel, çok temiz. O yüzden Özdere'ye gideriz herhalde. Bakalım hava durumu böyle güzel ilerlerse. Bu pazar da çok güzel bizim. Burası da güzel oluyor. Bu pazar eskiden annemlerin sokağındaydı, mahallesindeydi. Evet, o zaman çok güzeldi. Biz daha Caner'le nişanlıydık, sonra evet evlendik. Evlendiğimizde de hep oradan alışveriş yapardım. Ya 25 kuruşa bir sürü salatalık alırdım ya. Evet, çok uygundu evet. O da. 5 liraya böyle bir kalıp peynir alırdım. Çok güzeldi o zamanlar da. Ah, şimdi... 10 liraya pazarlık yapabiliyordun o zaman, evet, değil mi? 20 liraya bütün pazar alışverişimi tamamlıyordum. Peynirime kadar alıyordum. Kızım şimdi 150 lira yarım kilo peynir. Evet, bugün mesela market alışverişimiz bizim 800 lira tuttu arkadaşlar. Ne var içinde? Yani, peynir yok, bir şey yok. Peynir yok, kıyma var. Yani kıyma. Et var en azından. Bir kiloluk bir et var. Öyle pazara geldik şimdi. Hadi gezelim şey bakalım. Şey istiyorum buraya. Ben de bu arada söyleyeyim de, balık tavası istiyorum. Tavada böyle maşayla çeviriyorum ya, zor oluyor. Balık tavaları böyle ters çeviriyorsun ya. Bulursak ondan alalım. Bakalım. Burada. Hadi bakalım. Geldik, gezelim. Sivitler var burada. 100 liraymış bunlar. Çok güzel. Pamuklu. Baksanıza. Penyesi güzel ama. Güzel. Şöyle beyaz var. Evet, hayır, pat sana bayağı. Nasıl olur acaba? Bu da 100 lira. Biraz ufak sana. Güzel kazaklar var. Ben geçen gittiğimde bunlardan almıştım. Bir de bunların yelekleri var. O kadar güzel duruyor ki. Ay, yelek dedim, ceket. Bakın böyle. 250 liraymış. Bir bundan alacaksın, bir de siyahını alacaksın. Mis gibi. Her şeyle olur. Anneme de göstereyim bak. Anne baksana. Şunlar çok güzel. Moda şimdi. Bunlar bir de kısa kollarıymış modada. Şöyle laciverti var. Şu rengi de çok güzel. Zara'nın kropları var. Hem de renk renk. Bunun da kumaşı çok güzelmiş. Ama beden olarak olmaz bunlar bana. Şöyle bir bakalım. Bulabilirsek. Kumaşları gerçekten çok güzel. Şöyle beyazlar. Böyle çizgililer var. Şu renk de güzel. Yazın cıvıl cıvıl rengarenk değil mi? Evet. Ben de çok sevmem böyle dar bir şeyler. Hani XXL olsa. Uzun kolluları da varmış. Bunlar da 100 lira. Gerçekten ama yani Zara'nın ihraç fazlası ürünleri. Şöyle şu modeli var. Bu da güzel. Uzun kollu da güzelmiş ya. Değil mi? Senin siyah pantolonun var biliyor musun? Evet, onunla takımının olur değil mi? Içine. Blazer'la beraber güzel olur takımın bu aslında. Miralinda'ya kilotlu çorap bakacağım. Şunların güzelliği 40 liraymış bunlar. Renk renk var böyle, çeşit çeşit. Anne baksana Miralinda'ya kilotlu çorap, çok güzel. Böyle yeşil de var, bak, gri var. Aha, onlar çok güzel. Bakalım inceleri de var çorapların. Beyaz.
çok güzel. Birkaç elbisesi var Mira'nın. Hani okula giderken giydiririm. Lila rengi de var. Krem de çok güzel. Evet. Bir tane onun kırmızı elbisesi var ya anne. Kremi olur altına. Olur değil mi? Şunu çok beğendim. Seçtik kilotlu çoraplarımızı. Şöyle siyah. Bir de bir de bunu seçtik. 40 lirada fiyatları. Şöyle kalın kilotlu çoraplar 40 TL. Pomponlu tokalara bayılıyorum. Mirel'in de bebekken de bunların böyle kıskaçlarından takıyordum ben ona. Şöyle renk renk var burada. Aslında her kıyafetine uygun almak lazımdı arkadaşlar. Böyle beyazını alayım dedim. Hepsine uyar. 30 liraymış bunun çifti. Şortman altları. Ama çok ince. Güzelmiş deseni de. Şunun içi. Bu daha kalın değil mi? Aa, çok güzel. Buradan aldık. İçi de kalın. Bu güzelmiş. Aslan'ın çok fazla böyle altı yok arkadaşlar. Ben aldım yine biliyorsunuz. Ne kadar? 50 liraymış. İyiymiş. Ben ebebekten aldım 100 liraya. Ufak mı? 50 liraymış. Şu delikli üstler de pek bir moda. 120 lira. Ben bunu mağazada 300-400 liraya görmüştüm. Siyahı da var. Ama krem rengi var. Krem rengi daha güzel. Şu kolları bol ya. Giyebilirim inşallah. Yer. Değil mi? Bunların kolları dar olan yok mu ya? Hepsi mi bol yani? Bak bakayım bak, anne. Bu daha bol. Bak bu daha da. Hah biraz daha dar olsun. Şöyle ceketle. Ama o beyaz. Ama kolu dar işte. Dur bak bakalım. Renk renk de var. Bunun geniş dediğin gibi. Evet. Kremlerin demek ki geniş oluyor şöyle. Bayağı bir bakalım. Geniş. Ama alayım yani bunlardan. Bunların hepsi 120 liraymış. Yine Zara'nın ürünlerini buldum. Bu pazarda çok Zara'nın ürünleri var. Şunu da biliyorsunuz şöyle bol paça ama ben de çok bol paça giymiyorum böyle. Ne diyorsun anne? 200 liraymış bu da. Renk renk var. Evet. Böyle kremi de var. Fiyatı da burada yazıyor zaten. Krem var, gri var, siyah var. Her rengi var ama nedense lacivert hoşuma gidiyor. Tamam al o zaman. Sen hiç lacivert giymedin. Evet değil mi? Hı. Bedeni nasıl? Bu x-mall diyor ama olur herhalde ya. Şuraları boyu uzun gelirse makine çekilir hemen verirsin evet, terziye. Evet terziye veririz şöyle. Bol paça kesin. Üstüne de beyaz cropla çok güzel evet, olur. Evet orada beyaz crop görmüştük ya 100 liraya onunla güzel olur. Evet. Delikliyle de olur mu aldım ya bluz. Onunla da olur aslında. Denemek lazım nasıl evet, yakışacak. Hadi bakalım bunu alalım. Nerede o? Şu bak şu da çok güzel. Bunların 4 tanesi 50 liraymış. Şunu bir kenarıya ayıralım. Bu arada eşortman altını aldım. İnşallah güzel olur vallahi. Pazarda da denemeden alıyoruz ama. Bu arada markalı. Nasıl bana? Güzel anne. Bak laciverti siyah. Evet, üç evet. Tane alayım yeni evde dursun değil mi? Var çocuğum. Yine Mirel'in daya çorap arkadaşlar kendime bakarken. Şuna bayıldım ya. Bu nedir böyle? Bakın. Anam. Çok güzel. Büyük. Böyle ışıkta parlıyor. İçi de böyle dalmaz yani güzelmiş içi de. Bu da 40 lira. Bir de bundan alalım bir Mira'ya da. Bir beden küçüğüne bakalım bunu. Bunlar kaç beden? 7-8 yaş diyor. Buluruz herhalde. Bir sürü çeşitler var. Şöyle siyahın da var. Ana. Bu arada yakın zamanda açılışımız da olacak ya anne. Altın sarısı. Yoksa siyah mı alsaydım şöyle? Vallahi siyah al. Siyah şortunun altına yakışır. Bu lacivert. Lacivert de bunun da şeyi güzel böyle renk tonu çok güzelmiş. Ama bak bu da şimdi. Evet o da güzel. Annem ant içmiş bugün alışveriş yapmamaya arkadaşlar. Yok problem ama karar veriyor. Hiçbir şeyi beğenemiyor. Şunların tanesi 30 liraymış. Çok da güzel değil mi? Çeşit çeşit var böyle. Tuğba bu nasıl? Güzel böyle birkaç tane 3 tane mi alacaksın? 4 tane aynı mi? Desen mi alayım değişik mi? Sen bilirsin onu sonra beğenmedim deme bana valla. Ben bu arada çorapları aldım. Çorap doldu poşet. Beğendiğin var mı? O güzel bak elindeki. Bunu beğendim. Şunlar da çok güzel bunları da beğendim ben. Aynı da alabilirsin 60 ya. 60 lira şeydi. Başka yerde 60 liraymış arkadaşlar burada 30 lira. Bunlara pek fazla zam gelmemiş. Nihayet beğendi. İlk sifta yaptı. Evde gösteririm zaten neler aldığımızı ama güzel. Şunlar da var. Böyle pofuduk pofuduk. 100 liraymış bunlar da. Renk renk var. Şimdi annem eve bir şeyler bakıyor. Bıçak yokmuş. Böyle çay kaşığı yokmuş.
Onlardan alacak. Yemek takımı var, çay kaşığı. Solingen bıçakları çok güzel oluyor. Şurada limon sıkacağı. Bak şurada da var anne, şurada da var bak. Ula ben Solingenciyim. Solingenler iyi. Cam silmeye böyle alet. Şu bardaklar da o kadar ince ki çıt kırıldım yani. O yüzden ben bunlardan ev almadım. Bak şöyle baharatlıkların üstüne yapıştırmaya mutfak etiketleri var. Şeffaf, yıkanabilir. Çok güzel. Miralinda şemsiye istiyordu geçen seneden beri. Ben de böyle gönlüme göre yani beğenebildiğim veya Mira'nın beğenebildiği bir şemsiye yoktu. İnternetten aldık arkadaşlar. Yurt dışından gelecek. Hay Allah'ım ya Rabbim. Şöyle aynı bunlar gibi. Bakın şöyle içine geçirmeli. Gel al, verdik bakalım sipariş gelecek o da. Banyo için ne kadar güzelmiş bu. Güle güle bu da. Abi ne kadar? 100 lira çakranın. Bu? Aa çakranınmış arkadaşlar. Şurada 50 lira. Öyle. Ona nakış yaptırdım ben. Normalde nakışsız, orada nakışsız olarak var. 199 lira. Bizde marka. Böyle. 50 lira 40 lira. Çocuklara böyle çift kişilik çarşaf lazımdı. Aslan'ın bazasını arkadaşlar. Buradaki pazarda gezmek daha rahat oluyor. Bostanlı kalabalık olduğu için insanın nevri dönüyor. Nasıl? 4 tane 50 lira fincanlar var burada. Tabaklar var. Yok. He, 6 mı? Genel. Ha, tabaklar da var sağ tarafta. Ben genelde tabaksız kullanıyorum bunları da. Uydururuz anne. Bak şurada var. Renklerine göre renkleri de ne kadar tatlı böyle ya. Şöyle alacağım. Rengarenk alacağım. Evet, Tuba. Evet. Aynı renk almışım. Aa, yeşil. Ay, çok güzel. Kahve içmeye geliriz artık kızımla sana, kızımla oğlumla. Şunlar da var ama bunların yok, artık yok. Daha eski model. Daha bir de güzel. Şunlar var. Yok bu şık değil mi? Evet onlar şık. Bir de büyükler yani ebat olarak. Tuğba mavi de mavi buldum. Mavi de al. Güzelmiş. Geldik yine en başa. Burayı göstermiştim size. Şu eşortmanla bunu böyle kombinleyeceğiz. Bunlar 100 lira. Bir de şöyle önü çizgililer var. Bundan da alayım diyorum. Heh, bir de böyle. Güzel olur. Bununla da olur böyle. Evet. Takım yaptık. Pazar alışverişimizi yaptık. Bitirdik arkadaşlar. Bayağı da bir şeyler aldık. Şöyle annemde de var. Eve geçince de gösteririm hepsini. Şimdi Aslan'ın yanına doğru gidiyoruz bakalım. Hiç sesi çıkmadı galiba. Çünkü Caner beni aramadı. Ay, genellikle pazardayken hani rahatsız etmeyeyim diye mi aramıyor artık bilmiyorum. Hiç aramıyor. Şimdi gidelim artık kavuşalım. Mira'yı da almaya gideceğiz. Eve döndüğümüzde de pide iç hazırlayacağız. Pide yaptıralım. Roka da aldık, limon da aldık. Şöyle bol acılı. Ah mis gibi. Afiyetle. Acıktık da gerçekten ya. Çok acıktım hem de ben de. Bir de ben de insülin direnci olabilir mi acaba? Hı? İnsülin direnci. O bir anda bayılıyorsun, elin ayağın titrer. O var galiba bende bir de arkadaşlar, bilmiyorum. Kan da o da çıkar değil mi? Çıkar. Çıkar, göreceğiz bakalım. Ablamızı almaya geldik, Miralinda'nın okuluna geldik. Aslan'la beraber. Hadi bakalım yürü. Ben ablamı alacağım de. Yürü. Aa, park. Bak. Direkt parka gitti o. Evet. Geliyorum Aslan. Geldim. Mira, ne yapıyorsun kızım? İyi misin? Ayrılmak istemiyor. Şimdi ikindi kahvaltısı varmış. Ama biz erken aldık bugün biraz. Evet. Bak kızmış o. Pide yaptıracağız bugün, biliyor musun? Bak kim var burada? Bak. Dayı var, dayı. Dayı da geldi, gördün mü? Hadi gel bakalım. Hadi gel. Ay çok da güzel poğaça kokuları geliyordu canım. Ne verselerdi bir tanecik. Olsun. Evde yeriz, evde pide yaparız. Daha güzel. Pide yaptıracağız. Pide yaptırınca dayımı mutlaka çağırırız. Evet. Sağ olsunlar. Bana yok mu sürpriz Caner? Pide için hazırlıyoruz biz şimdi. Hemen hazır edelim ki fırına vereceğiz. Yani bir saate kadar anca olmuş olur. Mira da bugün bir şey yememiş pek fazla ya. Tam da ikindi yemeğine gidiyorken ben aldım işte. Ama öyle güzel kokular geliyordu ki. Domates. Domates geldi mi? Tamam. Çocuklara da şey aldım. Kornet var ya. Oz mu? Şunu yıkayayım. Bayılıyorlar buna ya. Neye bayılmıyorlar senin çocuklar? Abur cubura bayılıyorlar.
Bütün çocuklar öyle. Şimdi, pide içimin güzelliği çok güzel oluyor arkadaşlar. Hem de çok kolay ya. 5 dakika bile sürmüyor hazırlaması. Bana yol göründü mü yani? Sana yol göründü. Annem de burada sunum yapıyor. Sunumlarca. Rokaları da içine koyalım böyle yemyeşil. Evet. Mis gibi. Hadi aşkım geç kalma. Şöyle sunumumuz da hazır. Limon. Benden hiç sunum öğrenmemiş. Hiç. Biz böyleyiz. Biz sunumları sunum böyle yapıyoruz. Sunum deyince de caner yani. Üstüne de bir tane limon. Ha, o olur bak. O olur. Hadi bakalım aşkım. Buyurun. Sen ne yapıyorsun? Luna'nın peşinden koşturuyor gene her zamanki gibi. Mira. Ne yapıyorsunuz? Nar yiyor işte bak. Nar mı yiyorsun? Her şeyi yemez o dayı. Dayısını yedirttiriyor. Bak o da istiyor bak o da istiyor. Sen de. Sen de ablasını. At dayı ağzına. Mira yesin koy ensin. Aferin kızım. Parmağım gitti. Hemen ben buradaki yerimi alayım. Alışveriş yaptığım zaman genellikle buradan gösteriyorum ya, size alıştım artık. Annem şöyle kırlentlerden aldı. O kadar güzel ki renklerin canlılığına bakar mısınız? 30 liraydı ya. 100 liraya da böyle pofuduk olanları vardı. Ben de kendimi onlardan alacağım şu kış bahçesi için. Bu arada kış bahçemin alt minderinin kılıfı bozuldu arkadaşlar. Fermuarı bozuldu. Aslında bugün onu da halledecektik. Unutmuşuz almayı. Hani kılıfı götüreceğim. Ona göre ölçülüp yapılacaktı yenisi. Zaten bayağı da bir kirlenmişti o, biliyorsunuz. Ben yıkasam da çıkmıyordu. Oje falan olmuştu. Onu yenilemem lazım artık. Bir ara gittiğimde yaptırırım. Bir de böyle ben de yastıklardan alırım. Ama pufuduk olanları çok beğendim. Böyle 50 ince yumuşacık. 30 lira da gayet iyi bu kılıflar için. Daha önceden bunlar 15 liraydı. O kadar da fazla zam gelmemiş. Bir de böyle desenli aldı. 4 tane aldı. 2 tane böyle. 2 tane böyle aldı. Sonra şimdiki evde hiçbir şey olmadığı için tarak aldı böyle. Tırnak makası bile yok. Cımbız bile yok. Düşünün. Tırnak makası aldı. Cımbız aldı. Onları buraya koyayım da annem götürür gene. Ben seviyorum pazarı gezmeyi. Alıştım ya, bir de böyle sık sık gitmeye başlayınca bir daha gitmek istiyor artık canım. Bir ara vermiştik, hiç gitmiyorduk. Bu aralar çok gidiyoruz. Güzel de şeyler oluyor vallahi pazarda. Hoş geldin Aslı. Yattı böyle sen. Evet, çok güzel oldular ya. Kendime şöyle çorap aldım. Şurasında kalp var, çok güzel. Bir de böyle bunlar dikişsiz üst tarafı. Ne o? He? Aç ne? Kaşık. Babaanne çay kaşığı da aldı. Yoktu evinde. Kızıma şöyle kilot çoraplardan aldım. Ay çok güzel ya. Şöyle açayım da göstereyim. Onu ben açamam. Babaanneye ver. Aç diyor. Geldi minik insan yanıma. Bakın. Ne o? Şöyle parıldıyor. Ha, çok kaşık. Güzel. Kaşık gel. Bu da laciverti. Bunlar da 40 liraydı. Çok iyi ya fiyatları. Evet, fiyatları uygun. Sonra kendime şu eşofman altına aldım. İspanyol paça. Deneyeceğim bakalım, da denemedim. Sonra Mire'ye yine kilot çoraplar. Bir siyahını aldım. Bir krem rengini aldım. 2 tane toka. Şunlardan aldım işte. Bakalım nasıl duracak bu da üstünde. Eşofmanla da güzel olur. Bunlar da 100 liraydı zaten, gösterdim size. Çok güzel. Bunlar hep Zara'nın ihraç fazlası ürünleri. Pazarda böyle markaların ihraç fazlalarına çok uyguna bulabilirsiniz. Çantalar bile var. Çeşit çeşit. Çok güzel. Ben böyle, de buna bayıldım. Bu da çizgili böyle, tersinden dikilmiş ama çok güzel bence. Evet. Bu da böyle. Sonra burası bitti. Ay fincanları. Renk renk almıştı annem de. Evet. Tabakları olmayınca dedim ki aynı renk al. Çünkü şu yeşillerin tabakları vardı. Vallahi çok güzel kahve. İyi oldu. Şimdi ne zaman kahve içmeye geleyim sana? Her zaman müsaitim ben. Buyurun gelin. Şöyle bakın.
Ay çok güzel anne. Çok güzelmiş. Renklilerin de tabakları 4 tane fincan 50 lira, 4 tane tabak da 50 lira, 100 lira. 100 takım 4 çok tane. Güzel. Çok uygun. Valla kapış kapış alıyorlar fincanları. Her şeyler var. Kaseler var, Nescafe fincanları var. Ha, banyo için bunu aldın değil mi? Evet. Banyonun hemen lavabonun önüne koymayı. Şöyle bir. Bu da 80 liraydı. Aa, diyor. 80 lira da iyi ya. Çok 80 iyi. 80 liraydı. Çok güzel. Bunlar hiç bozulmaz hemen. At makineye. Evet. Sonra başka ne vardı? Aslı'nın yatağına böyle lastik çarşaf aldım. Onun iki tane yatak olduğu için hani kaldırdığımda üst üste koyuyorum ben. Kapatıyorum yatağını. O yüzden çift kişilik almadım. Böyle tek kişiliklerden aldım iki tane. Bunun da kumaşı güzel ama beğendim. Bayağı bir pamuklu böyle bir şeyi var. Kumaşı var. Abi senin bu fiyatları 225 liraydı. İki tanesi böyle. İki tanesi böyle. 225 lira. Evet, aldıklarımız böyleydi. Valla güzel bir alışverişti yine. Bir de ben kendime şöyle bir eşortman aldım. Bakın mavi. Hiç mavim yoktu. Dedim bir mavi olayım. Bugün de dönerim üstünde maviler evet, var. Evet, mavilendik. Mavilendik. Bu da valla ne kadar ucuz ya. 100 liraydı. 100 liraydı. Rengarenk her rengi vardı. Evet, hemen kurur akşama sereriz. Caner de pideleri götürdü. Pide içine 40 dakikaya hazır olacak. Afiyetle yeriz inşallah. Mira da dışarıda nar yiyor. Mira da nasıl nar yiyor öyle? Çok evet, seviyor evet. Diyorum ya. Bizim yan komşumuzun nar ağacı var, ayva ağacı var. Olan narları koparmışlar. Aslında evde de almıştım. Yiyor, ekşidir. Diyor zaten tatlıdır. Koparabilirsiniz diyor. Yağmur yağdı mı onlar patlıyor. Patlayınca da böcekleniyorlar. Hmm. Tam demek ki zamanı şimdi yani evet. Koparılabilir. Bir de geçen de sağ olsunlar mandalina verdiler bize. Biz de bahçedeydik çocukları oynatıyorduk. Öyle bir şey oldu mu veriyorlar ya. Nane veriyorlar, marul veriyorlar. Komşularımız sağ olsunlar. Çok komşular iyiler herkes. Komşular çok iyi gerçekten. Pazar kombinim nasıl? Hepsi Zara. Gerçekten de yani uyguna aldık. Şunu 200 liraya aldık. Bu 100 lira, 300 liraya kombinim. Böyle aglarla giydim. Hem agların böyle tabanı kalın ya aşkım. Bu da böyle şey ya, uzun ya. Sen beğendin mi esas? Güzel güzel. Caner bir gördü. Aha diyor böyle şeyler al işte diyor. Bol bol rahat, diyor. Rahat rahat ya. Ben severim rahat. Tarzın değişti. Evet değil tarzın mi? Tarzın değişti. Üstüne bu da olur mesela. Bu da çok güzel. Evet yani onları düşünerek. Çünkü bunun üstüne bol bir şey olmaz. Zaten olmaz. Bu bol ya. Böyle güzel oldu. Beğendim yani. Sen çeyizine neler aldın? Ooo cımbır bile aldı, tırnak makası bile aldı çeyizine. Tarağı yok. Tarak nerede onlar? Kız nereye kaldırdın? Ben kaldırdım eve götürürsün diye. Ha, tamam. Bu bluzu da göstereyim dedim size. Şöyle alayım sizi. Bu da böyle arkadaşlar. Çok beğendim. Bunun siyahı da vardı. İçine farklı farklı böyle atletler giyerek kombinleyebilirsiniz. Yani kotlarla da çok güzel olur bu. Böyle. Güzel bir alışverişti bu defa diyorum ya. Bostanlı'ya gittiğimiz zaman kafa allak bullak oluyor. Öyle kalabalık ki zaten adım adım yani zor yürünüyor orada. Bir de tezgahlara çok fazla bakamıyorsunuz. Hep önü kalabalık oluyor. Bu gittiğimiz pazarı da soracaksınız. Caner bu gittiğimiz pazar yerinin tam adı ne? Özkanlar pazarı mı oluyor? Özkanlar köprünün altında kuruluyor. Ha, köprü altında kuruluyor. Bu Özkanlar tarafında. Orada zaten bir tane köprü var. Köprünün altındaki pazar yeri perşembe günleri kuruluyor. Siz sormadan hepsini cevaplamış olayım. Bostanlı pazarını da çok soruyorlar aşkım. O da çarşamba günü. Bostanlı pazarındaki de çarşamba günleri kuruluyor. Her çarşamba günü. Bostanlı sahilin hemen karşısında. Bostanlı sosyete pazarı. İkisini de söylemiş olayım. Yani ben genel olarak ikisine gidiyorum. Bostanlı'da daha çok çeşit var ama incik cincik aramanız lazım. Burası da güzeldi. Evet, o ablanın tokası aslan. Kokluyor bir de. Yavrum, yavrum. Ne o? At kendim takacağım. Takalım mı? Tak, tak. Bazen böyle Mira'nın tokalarını buluyor geliyor. Tak tak diyor. Bakayım. Ay, kız olsaydın da çok güzel olurmuşsun oğlum. Soframız nasıl olmuş? Mis gibi kokuyor ya. Hadi bakalım, gel sana. Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun gelin. Alkış. Caner'in doğum gününü kutluyor. Evet. Ben doğum gününde pasta değil pide isterdim. Günaydın. Günaydın. Ben uyumuşum yine. Çayı demledi uyudu Tuğba. Maşallah saat 7'ye kadar.
Ay ne oluyor böyle Caner? Yani hiç böyle aralarda ben uyumazdım. Bir uyku isteği arkadaşlar, ayakta duracak halim yok. Çayı zor demledim, atmışım kendimi salonun koltuğuna. Hemencik de uyuyivermişim. Caner falan üstümü örtmüş, bir katım hava kararmış. Dedim ne olmuş? Uyudum herhalde ben bayağı bir, değil mi? 2-3 saat uyudun. Ay ama kaldırmasalar ben daha uyuyacağım burada. Öyle tatlı geldi ki uyku. Dualarınızda bizi de eksik etmeyin. Vallahi daha uyuyacağım. Daha şu yastığa koyasım var kafama. Ay çok iyi geldi ama. Aslan bu arada arkada uyuyor. Ben de şimdi Melinda ile beraber tekrar yatarım. Şöyle bir videomu dedim kapatayım, size de veda edeyim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.